şeyleri falan var. Ben burası gidiyor. Evet arkadaşlar, bu video çekme amacım şöyle. Ben bu Kia Picanto 2022 modelini almaya karar verdiğimde YouTube'da ya da başka bir yerde çok az kaynak bulabildim. Yani merak ediyordum. Arabamın ödemesini yapmıştık fakat katalogda yoktu. Kendi sayfalarında da yoktu. Vardı ama fil modeli mi o yoksa genel Kia, hangi Kia, böyle bir detay koymamışlardı fotoğraf olarak. Ben de çok arattım YouTube'da çıksın diye, çok izleyemedim. O yüzden şimdi ben dedim ki 2022'yi yükleyeyim, belki isteyen arkadaşlar izleyebilsin diye. Şeyden bahsetmek istiyorum, bu arabanın 2014 Picanto vardı bende, ben onu sattım, bunu aldım. Çünkü çok seviyordum küçük ve pratik yanlarını. O yüzden aynısını aldık zaten. Almadan önce çok araştırdım. Hep her yerde şöyle diyorlardı, işte bisiklet gibi, yok sollama yapamazsınız, yok şöyle edemezsiniz. Halbuki hiç alakası yok. Ben 2014'de de bindiğimde o 1.25 motordu. Hiç hızlanma konusunda ya da yokuş çıkma böyle bir sorun hiç yaşamadım. Yokuş çıktım. 140'la gitmişliğim oldu. Çok hızlı sevmiyorum ama yani çok rahat çıkabiliyorsun 140'a. Bununla da öyle. Şimdi buna geçeyim. 2022 modelini anlatayım. Bu bir motor. Fil modeli. Mesela tabii ki de insan korkuyor. Nasıl gidecek mi acaba, yoksa düşük motor mu? Halbuki hiç alakası yok. Ankara'dan İstanbul'a geldik. Burada biliyorsunuz İstanbul yokuş. Yokuşları rahat çıktık. Çok diyelim ki garantiye almak istiyorsun. Atıyorsun birinci vitese. Yavaş yavaş çık yani. Mesela arabayı yormak istemiyorsun. Şöyle yapmak istemiyorsun. Ama zaten otomatikte kendisi de çıkıyor. Böyle bir motor. Bagajı biraz büyümüş. Eski modellerden azan. İçi gerçekten benim için geniş. Süspansiyona çok fark var. Eskiden 2014 modelimde tabii çukura düşerken ya da kasis geçerken bir ses hissediyorsun. Yani. Ama bunda gerçekten o en düşük segment diye geçiyor herhalde bu. Onu hissetmiyorsun. Normal araba gibi. Sanki normal bir ayrı arabaymış gibi binebiliyorsun. Süspansiyonu da çok iyi. İçinde CarPlay var. Telefonunuza bağlanıyor ve ekranda haritayı görüyorsunuz. Gördüğünüz videoda mesela sis farı gibi ışıklar var. Buna bazıları kedi gözü diyor ama gerçek ne söyleniyor bilmiyorum. Galericiler bazen baktığım şey yazmışlar, bilmiyorum bilerek ya da bilmeyerek. Mesela şey yazmışlar, sis farı var. Hayır, bu sis farı değil. Bu artık kural olmuş yeni arabalarda. Bunu koyuyorlar ki güvenlik amacıyla, yani karşıdaki seni fark etsin. Bu videoyu da çekme amacım, merak eden arkadaşlar görsün. Elimizde zaten profesyonel malzemelerimiz yoktu. Bolu'ya gitmiştik, Kıbrısçı köyüne. Oradan dönerken yolda mola vermişken çekelim dedik. Merak edenler izlesin. Hem de araba yeniydi. Şeylerin hani moda olmuş ya, herkes kopartıyor şeyleri, yapışkanların. İyi günler, görüşmek üzere.